54. mektup. Nefsi tanımak ve ölümü düşünmek. Minnet gözüyle gördüğüm sınırsız lütuf ve ihsanınızın uzun zaman ve uzak mekan sebebiyle değişip sarsılmasının imkansız olduğunu bildiğim halde, bu bilinen hakikati anlatan, ayrılığın acısından şikayet eden, iltifat dolu mektubunuzu iki eliyle alıp dört gözüyle okudum ve on letafimin her biriyle teşekkür ve takdire koştum. Nefs elinden vuku bulan şikayetinizin hikaye değil, belki hakkınızda ilahi yardım olarak kabul edil. Nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifini bilirsiniz. Mürid, muhabbetin çokluğuna mürşit ve mürebbisinin sohbeti zamanında müşahede ettiği nefsin ıslahı haline pek itimat etmemelidir. Zira bu gibi ıslah halleri inikas yani yankılanma suretiyle meydana gelmiş bir ıslah gölgesidir. Asli olmak için yani Cenab-ı Hakk'ın cüzi ve külli her türlü emir ve neyilerine karşı asi olmamak için daha pek çok gayretli çalışmalar lazımdır. Faziletli Hoca Yekta Efendi Hazretleri'nin delalet buyurmuş oldukları evrat ve zikirlere bir şey ilave etmek gerekirse o da tefekkürü mevtin çoğaltılmasıdır. İmam Gazali Kuddisesi Ruhu Ali Hazretleri'nin hakikat saçan arifane eserlerinden birinde gözüme ilişen bereketi apaşikar fıkralardan biri ve belki birincisi nefsin ıslahına sebep olmak hususunda ölümü düşünme, tefekkürün mevtin önemidir. Kainatın sevinç vesilesi, varlığın oluş sebebi olan Peygamberimiz Efendimizin buyurmuş oldukları ölümü hatırlamayı çoğaltınız. Kim ölümü düşünmeyi artırırsa Allah onu sever hadis-i şeriflerine imtisalen Zat-ı Âlinizin hal ve mana cihetinden tefekkürün mevtin artılmasına delalet eder. Saadet hallerinizi uyumaz ve ölmez Allah-u Teala'nın semedani lütuflarından dilerim. Bildiğiniz gibi nefsin hiç sevmediği şeylerin birisi de tefekkürü mevttir. İmam Ali Keremallahu Vece Hazretlerinin güzel cümlelerinden biri, rahmetten kaçarım, fitneyi severim, haktan ikrah ederim hükmüdür. Hazreti Ali'nin bundan maksatları, yağmurdan kaçarım, evladımı severim, ölümü sevmem demektir. Bununla beraber daima şifa acı şeylerden hasıl olduğundan nefsin hastalıklarının tedavisi konusunda ölümü düşünmenin büyük faydası hayli takdir olmuştur. Vesselamu aleyküm. 55. mektup. Hidayet gayrete bağlıdır. Allahu Teala dikkat edin. Allah'ın dostları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar buyuruyor. Bir insan kendini Hak Teala'ya sevdirmek isterse bunu söyle Habibim, siz eğer beni seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ayeti cellesiyle Allah'ı sevmenin alameti Allah'ın zikrini sevmektir hadis-i şerifinden öğrenmelidir. Yani zahirimizi süslemek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatine, batınımızı temizlemek için de tarikatına ittiba eylemek lazımdır. Nefsi emmaresi hiçbir kayda bağlı olmamak, daha doğrusu şeriat ve tarikatın apaçık hükümlerinin altına girmemek fikrinde bulunanlar, Cenab-ı Hak ıslahımı dilerse salih olurum, dilemezse olmam tarzında kaçamak yapmak ve o surette bir avukatlık göstermek isteyenler eksik değilse de emin olsunlar ki kendilerini aldatıyorlar. Zira böyle iddialar ayeti kerime ve hadis-i şeriflerin ifade ettiği manaya tamamen aykırıdır. Allah-u Teala buyuruyor. Bizim hidayetimiz kulların mücadelelerine bağlıdır. Dünya maişeti hakkında delil olarak gösterdikleri insan için çalışmaktan başka bir şey yoktur ayeti kerimesi de aslında uhrevi maişete ait bir hakikattir. Hak Celle ve Ala Hazretlerinin sevgi, merhamet ve inayetine mazhar olmak için Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın şart koşulması, yukarıda geçen ayeti cellede açıklandıktan sonra bir takım vehim ve hayallere kapılmak, olur olmaz uzak ihtimallerle teselli olmak, akıl kârı olmasa gerektir. Olgun ve akıllı kimselerin her ihtimale karşı hazır bulunacakları tabidir. Mevlam hepimize kamil bir akıl ihsan buyursun. Amin. 56. mektup. Rabıtanın tesiri. Bir tarihiyle yazılan nurlu yazılarınız kalbimi aydınlattı.
Teşekküre layık iltifatlarınız hicranlı gönlümü sevinçle doldurdu. Her sırrı ve kalplerde gizlerini bilen Allah-u Teala Hazretleri çalışmalarınızı şükre vesile kılsın. Kalplerinizi nurlar ve zikirlerle mamur eylesin. Muhabbetinizin devamına ve fazılane iltifatlarınıza kalbim daima şehadet etmekteyse de iddianın ispatı için bir şahit kafi olmadığına göre zaman zaman bu gibi iltifata da nail buyurulacağımızı diğer bir adil şahit olarak telakki edeceğiniz tabidir. Değerli alimlere ve ihtiram sahibi fazıllara karşı meydana gelen sevginin değer ve kıymetini yüceltmek için kişi sevdiği ile haşrolunur hadis-i şerifi yeterlidir. Bildiğiniz gibi vücut beşiğine ayak basmış ve nihayet sırt üstü istirahata tevdi edilmek üzere yaratılmış bulunan İslam milleti ve mahlukatın en hayırlısının ümmeti için ihtimam ve ilgiye layık bir şey varsa yalnız geleceği teminat altına alma meselesidir. Buna memnidir ki Nakşibendiye şeyhlerinin büyüklerinden Muhammed Masum Hazretleri ihvanına sevginin çoğalmasını sağlayan rabıtayı tavsiye buyurmuşlardır. Zira sevgi gerçek olunca müminin kalbinde zikrullah meydana gelir. Nitekim bu öyle adamlar vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz ayeti kerimesine uygun düşer, kalp selameti bulur. O gün ne mal ve ne de oğullar fayda vermez. Ancak kalbi selim müstesna ayetinin sırrına erer. Mevlam Hazretleri hepimizi insanların kıyamet gününde Allah katında derecesi en üstün olanları Allah'ı çok çok zikredenleridir hadisinde ifade edilen fırkayı naciye, kurtuluşa eren zümreye idhal eylesin. Kalp evimizi iman ve yakın güzellikleriyle doldursun. Amin. Muhammed Masum Hazretleri'nin zikirden önce rabıtayı tavsiye buyurmasının hikmeti ise salikler için rabıtanın büyük bir amil olduğuna ifade etmekten ibarettir. Tarikata ilk girenler bütün faziletleri zikirden bekleyip rabıtaya gerektiği şekilde ihtimam göstermedikleri takdirde beklenen gayeye vasıl olamayacakları, ancak sadıklarla beraber olan ayeti cellesine uyarak rabıtayı feyz kaynağı kabul edenlerin pek yakın bir zaman içinde zikir nurlarıyla aydınlanacakları galip ihtimali Muhammed Masum Hazretlerini bu kanaata sevk etmiştir. Allah-u Teala sizleri ve bizleri muvaffak buyur. Amin. Elli mektup. Fethur Rabbani kitabı hakkında. Engin kabiliyet hazinesinden cevher gibi saçılan kelimeleri iftarla kulağıma küpe yaptığım gibi hayat mutfağından beslenen alimlere has belagat kaleminizin akıttığı nadir ibare ve ifadeleri de iyilik ve sevinç bahçesinin bir süsüyledi. İltifat suyu ile büyüyen muhabbet ağacınızın ayrılık sonbaharıyla sararmasının mümkün olmadığını itiraf ettiğim halde kavuşma baharı ve dostluk gül bahçesi için açıklanan ahu zarınıza hak vermez ve belki iştirak etmez değilim fakat sevgilinin yaptığı her şey sevimlidir manasına uygun olarak şu anda olanları da hoş görmeliyiz. Kavuşma zamanının tayin edilip belirtilmesini duacınızdan istemiştiniz. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez ayeti kerimesi ve bu meseleye ulaşmak için kapıyı kapamışsa da gördüğüm sadık rüyalar özleyen gözler için büyük bir müjdedir. Hazreti Peygamber yolundaki velilerin rehberi ve Asviyanın imamı yani Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin temiz nefeslerine mazhar olarak manevi makamları geçmek için ilahi bir lütuf olan nefs bineği üzerine galip ve muzaffer olacağınızı hidayet verici Mevla Hazretlerinden dilerim. Nail olduğum iltifata mukabil takdim ettiğim teşekkürlerime bir şey ilave etmek gerekirse o da aşağıdaki maruzattan ibarettir. Şöyle ki vücudu zaruri olan Cenab-ı Allah'ın eşi ortağı olmayan tek ve benzersiz olduğu gibi şerefli kitabının da diğer kitaplara nispetle eşsiz ve benzersiz olduğu aşikar ve tabidir. Bunun ikincisi bildiğiniz gibi hadisi şeriflerdir. Üçüncüsüne gelince, onu da olsa olsa peygamber varisi gerçek alimlerin
güzel eserlerinde aramak gerekir. Zira ayet-i cellede Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre de itaat edin buyurmuştur. Bendeniz araştırma neticesi Fethur Rabbani kitabının 3. olduğuna kanaat getirmiş ve o surette ifade ederek faziletli zatınıza bir nüsha takdim etmiştim. Şüphesiz şimdiye kadar tarafınızdan okunup incelenerek değeri takdir olmuştur. Bununla beraber bu defaki iltifat dolu mektubunuzda adı geçen kitaba ait incelemenizden bir şeye işaret edilmemişti. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır hükmü kabul edilmekle beraber bu husustaki acizane fikrimizin isabetine kanaat getirilmiş olduğunu ümit ediyorum. Herhalde şerefli kitabın büyüklüğü tecelli etmiş, feyz ve bereket ganimet bilinmişti. Binaenaleyh bu baptaki fikir ve kanaatinizin yazılı olarak bildirilmesini bilhassa rica ve istirham ederim. 58. mektup. Taif'te yazılmış ve letaif-i meani ile bezetilmiş olan iltifat name-i ailelerini eyad-i şükranı alıp lisan-ı imtinan ile kıraat eyledim. O müzekka tabiratın letafetine, o muala taltifatın nefasetine meftun oldum. Zevk aldım, safa buldum, neşeyha buldum. Okudukça okudum, doymadım, doyamadım. Zemzem suyunu ihsan eden Hazreti Allah, kalemi amber rakamınızı kevser efşan eylesin. Kürsi sahibi olan Mevlam kalbinizi arşur rahman eylesin. Mümin esrar ve mahzan-ı envar eylesin. Amin. Sevgili beyim, amak-ı batınımdan neban ve nevdan-ı hameden cereyan eden bu duayı halisaneme bakınız. Lütfen bakınız. Ne âli bir duadır, ne ulvi bir müddadır. Malum halleri olduğu üzere insan bir mümin-i kamil yani bir veli-i fazıl olmadıkça kalbi arş-ı rahman olamaz. Tecarib-i adide ve hidemat-ı kesire ile sadakat ve ehliyetini ispat etmedikçe mümin-i esrar olamaz. Mihri münir-i münübüvvetin gurre-i garra-i şeriat ve tarikat ile müstenir olmadıkça mahzenin var olamaz. Bu duayı mualayı ilham eyleyen Hazreti Allah Celle Celaluhu zatı devletlerini iki cihanda şadan-ı tevali-i taltifat ile her sam-ı seher harem-ı handan buyursun. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla ikmal et. Duayı dervişanemi tasvir ve bu suretle arzı mafiz zamir ettikten sonra ifade olunur ki hamdolsun afiyetimiz ber kemaldir. Müfarekat-ı cemalinizden başka mucibi melal olacak bir halimiz yoktur. Ali ve Mehmet dahileriyle beraber arzı tazimat eyleriz. Bakayı afiyetinizi Mevla-i Müteal Hazretlerinden istirham eyleriz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahu teala ve berekatuhu. 58. mektup. 58. mektup. Müminin kalbi arş-ı rahmandır. Taif'te yazılmış ve latif manalarla bezenmiş olan iltifat dolu mektubunuzu şükranla elime alıp minnet diliyle okudum. O temiz tabirlerin güzellik ve inceliğine, o yüce taltiflerin nefisliğine bayıldım ve zevk duydum. Safa ve neşe buldum. Okudukça okudum. Doymadım, doyamadım. Zemzem suyunu ihsan eden Hazreti Allah, amber yazılı kaleminize kevser saçtırsın. Kürsü sahibi olan Mevlam, kalbinizi arş-ı rahman eylesin. Sırların emanet edildiği, nurların muhafaza edildiği bir yer eylesin. Amin. Sevgili beyim, batınımın derinliklerinden kaynayan ve kalemin ucundan akan bu halis duama bakınız. Lütfen bakınız. Ne yüce bir duadır, ne ulvi bir davadır. Bildiğiniz gibi insan, kamil bir mümin yani faziletli bir veli olmadıkça kalbi arş-ı rahman olamaz. Sayısız tecrübe ve pek çok hizmet ile doğruluk ve ehliyetini ispat etmedikçe sırların emanet edileceği bir kimse de olamaz. Nübüvvetin aydınlık güneşinin nurlu şeriat ve tarikatıyla aydınlanmadıkça nur mahzeni olamaz. Bu yüce duayı ilham eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, devletli zatınızı iki cihanda mesut,
lütufların peş peşe gelmesiyle her akşam ve seher vaktinde bahtiyar eylesin. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla ikmal et. Duamı tasvir ve bu surette içimde olanı arz ettikten sonra ifade olunur ki hamdolsun afiyetimiz kemal üzeredir. Cemalinizden ayrı olmaktan başka sıkıntı verecek bir halimiz yoktur. Ali ve Mehmet duacılarınızla beraber tazimlerimizi arz eder, afiyetinizin devamını Yüce Mevlam Hazretlerinden dileriz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.